milyonlarca insanın maddi ve manevi kayıplar yaşamasına neden oldu. Peki yaşanan tüm bu kayıpların nedeni neydi? Serbest zamanda kapanış gerçekleşecektir. Toplantı programımız şu an aktif. Online olarak da katılan üyelerimiz var. Onlardan kısaca bahsedelim. Gerçi zaten bütün istişare kurulunu anlatırken onları da anmış olacağız. Profesör Doktor Şerif Barış Hocamız, Kocaeli Üniversitesi'nden. Kocaeli Üniversitesi'nde... Ben Ediz'in kısa bir sunumunu yapacağım burada sizde. Ediz Hayat Kurtaran Haberciniz diyoruz. Akademik Danışmanlık İstişare Kurulu proje sunumumuz. Uzun yıllardır bu deprem erken uyarı sistemi üzerine çalışıyoruz. İlk 2016 yılında başlamıştık. 2019 yılında aslında yazılım, bu algoritma tamamlandı ve saha testlerine başladık. 2019-2022 arasında saha testlerini tamamlayıp 2 Haziran'dan beri aslında bu sistem aktif olarak Türkiye'nin belli bölgelerinde çalışıyordu. Fakat 2 Haziran sonrasında bunu sahada kullanmaya başladıktan sonra şunu gördük. Elde ettiğimiz süreler ve erken uyarı zamanları hem bizim için hem de insanlık için beklemediğimiz daha güzel sonuçlar doğurdu. Biz de bunu aslında bugün buradaki amacımız bu bilim kurulunun hedefi. Bu sinyali insanlık yararına da kullanabilir miyiz? Çünkü belli bölgelerde, bu sanayilerde, belli hızlı trenlerde 186 saniyeye varan erken uyarı süreleri kazandık. Bu insanlık için de bizim için de güçlü bir umut doğurdu. Bununla alakalı, devletle alakalı belli konularda çalışmalara başladık. Akabinde bazı alanlarda aslında biraz çekinceler oldu. Yani bu insanlığa verilmeli mi, verilmemeli mi, insanlar buna nasıl tepki verirler diye. Baktık bu işin sonucu çok fazla gelmeyecek ve dedik ki bununla alakalı ne yapalım? Bu işi ehline bırakalım. Aslında bu bizim gibi işte mühendislerin ya da işte depremcilerin alanından ziyade toplum bilimcilerin, sosyologların, afet bilimcilerin alanı. Bunun vatandaş tarafından kullanıp kullanmayacağını ve bununla alakalı birçok işte üniversiteyle işbirliği yaparak bu bilim kurulunun faaliyetleri, çalışmalara başlattık. Önceden sistemler şöyle çalışıyordu. Mesela mevcut da şu an Japonya'da, Meksika'da, Amerika'da olan sistem. Bunlar depremi belli bölgelerde algılayıp kendi merkez üstlerine bir erken uyarı gönderiyorlar oradan alınan sinyallerle. Şimdi Japonya'daki fay hatları şehir merkezinde 200 ila 500 kilometre aralıklarda belli lokasyonlarda. Bunun için eski geleneksel sistemler Türkiye'de çalışmıyor. Çünkü onların fay hattının uzaklığından dolayı, örnek veriyorum, işte 300 kilometrelerdeki bu fay hattının depremin ulaşması 80-90 saniye. Siz 40-45 saniyede bunu analiz ettiğiniz zaman ülkeniz için veya onu vereceğiniz erken uyarı bölgesi için 45 saniye süre kazanmış oluyorsunuz. Fakat Türkiye'de fay hatları çok yakından, bazı yerlerde denizden geçtiği için bu kadar süremiz yok. Çünkü 40-45 saniye geçmesi demek zaten deprem etkiledi, vurdu gitti oluyor. Bundan dolayı da Türkiye için eski geleneksel sistemler kullanılamıyordu. Şu an bu geliştirmiş olduğumuz sistem bunun hızını aslında birkaç kat arttırdığından dolayı şu an saliseler içerisinde, yani saniye bulmuyor, yarım saniye gibi bir sürede algılayıp istasyona verdiğimiz sinyalle şu an aslında bir dünyada bir ilke imza atmış olduk. Biz fay hattının üstüne belli noktalarda belli istasyonlar yerleştirdik. Bu istasyonlardan aldığımız sensörler yerin belli bir derinliğine kadar indirebildiğimiz kadar burada indiriyoruz. Denizde de aynı şekilde bunları fay hattının tam üstüne ve derinliklere yerleştiriyoruz. Bu sayede fay hattında aslında o patlama anı dediğimiz patlamada bir enerji açığa çıkıyor. Biz bu enerjiden algıladığımız o büyüklüğe göre depremin şiddetini ve yerini hesaplıyoruz. Ve kullanıcılarımızı aslında fiber üzerinden veya internet üzerinden iletiyoruz. Bakın deprem yeryüzünde ortalama Türkiye için söylüyorum 3,5 kilometre hızla ilerliyor. Bu şu demek, siz depremin merkez üstüne 350 kilometre uzaktaysanız, şimdi depremi düşünün, bu son depremi işte Maraş depremini Pazarcık, 411 kilometrelik bir alanda yıkıcı etkisi oldu. Bu da şu demekti, o bölgeye baktığınız zaman 117 saniye süre kazanımız olabilirdi. Bir de patlamayla kırılma arasındaki geciken bir süre var. Dolayısıyla depremden uzaklaştıkça belli bir sürede kazanımız oluyor. Bu şu an için planladığımız, işte kurduğumuz bazı sitelerde de belli alanlarda da aslında oradaki işte asansörleri durduruyor, işte kapıları açıyor, yürüyen merdiveni, otopark kapılarını açıyor gibi senaryoyu programladığımız sistemi devreye sokuyor. Erken uyarı sistemlerinin halk tarafından bilinmesi, dolayısıyla da afet bilinci oluşturmak ve aslında bir afet sırasında daha sonrasında oluşabilecek ikincil travmaların önlenmesi, toplumun bu konuyla ilgili farkındalığının artması ve doğru insan davranışları planlamasının yapılabilmesiyle ilgili psikoloji bilimi burada devreye giriyor. Dolayısıyla da aslında bilinçlenmek, doğru planlama yapmak, duyguyu yönetmek
ve aslında kayıplarımızı azaltmak hem ruhsal olarak hem de belki fiziksel olarak. İlkokullarda çocukların deprem bilincini artırmak, bu noktada yaşayabilecekleri duyguları yönetmek ve afet sırasında ve sonrasında bütün bu hani meseleleri aileleriyle ve öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla konuşabilecekleri bir alan açmak zaten Türkiye'de hali hazırda olan bir şey. Ama bunu yetişkinlere doğru yaymak, üniversitelere doğru yaymak, şirketlere doğru yaymak, yani toplumun geneline bu bilinci kazandırmak amacıyla belki bu eğitimler daha da yaygınlaşmalı. Korkmak yerine insan davranışlarını odağa alarak, aslında kendimizi merkeze alarak korunabileceğimizi, doğru planlama yapabileceğimizi belki topluma anlatabilmek. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.